Bu dersimizde mümkün olduğunca bol örnek vererek isimlerden bahsedeceğiz. Öncelikle isimlerin çeşitlerinden bahsedelim bir tablo eşliğinde, tablo yardımıyla. İsimler, varlıklara verilişlerine göre tür adı, bir diğer ifadeyle cins isim ve özel isim olmak üzere ikiye ayrılırlar. Varlıklara verilişlerine, yani bizlerin varlıklara, kavramlara verişinden söz ediyoruz burada. İki kategoride ele alacağız. Varlıkların oluşuna göre, yani tabiattaki oluşlarına göre ise somut isim ve soyut isim olmak üzere ikiye ayrılıyor. Varlıklar sayılarına göre sınıflandırılırken tekil, çoğul ve topluluk adı olmak üzere üç şekilde karşımıza çıkacak. Yapılarına göre ise isimler, yani kök-ek ayrım açısından düşündüğümüzde basit isim, türemiş isim, birleşik isim olmak üzere üç şekilde, üç isim altında karşımıza çıkacak. Anlamlarına göre isimler ise küçültmeli ad olarak karşımızdadır. Şimdi de isterseniz isim kavramının tanımını yapalım beraber. İsimler, yeryüzündeki varlıkların, kavramların karşılığı olan sözcüklerdir. Ekrandaki tanım açısından düşünürsek eğer, onu seslendirmemiz gerekirse, isimler bütün canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, soyut ve somut kavramları, bütün bunların birbirleriyle olan ilgilerini karşılayan sözcüklerdir. Az önceki tablodaki sıraya uygun olarak şimdi de isim çeşitlerinden bahsedelim. İlk olarak varlıklara verilişlerine göre adlardan, varlıklara verilişlerine göre isimlerden bahsedeceğiz. Bu şekilde varlıklara verilişine göre ikiye ayrıldığını az önce ifade etmiştik. Tür, cins ismi ve özel isim olmak üzere. İlk olarak tür adından, yani cins isimden bahsedeceğiz. Cins ismin tanımını yapmamız gerekirse eğer, aynı türden varlıkları gösteren sözcüklerin ortak ismidir arkadaşlar. Tür ismi, cins ismi. Bunların küçük harfle yazıldığını söyleyebiliriz. Cümle başı olması hususunun dışında cümle içerisindeyken küçük harfle yazıldığını belirtmemiz gerekiyor. Çünkü birazdan bahsedeceğimiz özel isimlerde bu anlamda bir farklılık söz konusu. Örneklendirmemiz gerekirse eğer çanta kavramını ele alalım. Tıpkı paragrafımızda yer aldığı gibi. Türkiye içerisinde aynı dili konuşan bir ülke örneği vermek gerekirse eğer, Türkiye içerisinde nereye giderseniz gidin, insanlara çanta dediğinizde aklında oluşacak görüntü belirgindir. Bir çanta görüntüsü belirecektir, netleşecektir. Tabii herkesin kafasında farklı bir çanta görüntüsü belirebilir renk, biçim açısından. Ama sonuçta bir çanta görüntüsü oluşacaktır ve canlanacaktır. Başka bir görüntü canlanmayacaktır. Bu çanta isminin tür ismi olduğunu ortaya koyar, kanıtlar bir nevi. Bulut olmayınca yıldızlar daha net görünüyor. Dikkat edin, cümlemiz içerisinde bizim iki tane isim örneğimiz var. İki cins ismi örneğimiz var. Bulut ve yıldızlar. Bu iki isim de söylendiğinde hepinizin aklında aynı görüntü beliriyor. Farklı bir görüntü belirmiyor ya da özel bir görüntü belirmiyor. Aynı görüntü beliriyor. Bu nedenle bu isimler cins isimdir arkadaşlar. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, herhangi bir kahvehaneye girdiğinizde, bunu söylediğinizde, bulut dediğinizde orada oturan herkesin aklında o görüntü belirecektir arkadaşlar. Gelin bir kelebek gibi süzülüyordu. Gelin, evlenen bayanların, gelinlik giymiş bayanların genel olarak verilen ismidir gelin. Kelebek de aynı şekilde kısa ömürlü olan bir canlı türüdür. Aynı şekilde bütün kelebekleri karşılayan bir özelliğe sahiptir anlamsal olarak da. Kelebek çeşitlerini karşılayan bir anlama da sahiptir. Karpuza en yakışan yiyecek peynirdir. Dikkat edin, yine karpuz denildiğinde aklımıza beliren görüntü, yiyecek ve peynir de aynı şekilde net herkesin aklında bir görüntü belirmektedir.
Bunların herhangi bir özel tarafı yoktur. Bunlar genel ifadelerdir. Cins, tür ismi karşılığındadır arkadaşlar. Şimdi de tür adlarının başlıcalarından bahsedelim beraber. Mesela hayvan, bitki adları, kedi, köpek, kuş, elma, ağaç, ot gibi. Araç adları, araç isimleri, tarak, çekiç, süzgeç, iğne. Akrabalık adları, anne, baba, dayı, yenge, amca, dede derken. Veya vücut organ adları, baş, gövde, ayak, kalp gibi. Giyecek, yiyecek, içecek adları, etek, ekmek, su, kola, ayran vesaire şeklinde. Ünvan adları, beyefendi, öğretmen, hanım. Bunlar genel geçer ifadelerdir. Genel tür ifadeleridir arkadaşlar. Yansıma adları, tıkırtı, patlama, mırıltı, renk adları, siyah, kırmızı, sarı. Her zaman derim ki bir diğer kavramı ele almadan bu tip konularda anlaşılması, o kavramın anlaşılmasında bir takım eksiklikler kalır. Yani birazdan özel isimden bahsettiğimizde bizim tür isminde şu an bahsettiğimiz şey daha net bir şekilde oturacak arkadaşlar zihninize. Sayı adları 2, 10, 25. Zaman adları sabah, akşam, yarın, dün gibi. Veya eylem adları. Burada kastettiğimiz tabii ki isim fiildir arkadaşlar. Mayışmak olarak kodladığımız ekleri karşınızda görmektesiniz. Makmek, mame, ış iş, uş üş ekleridir. Bunlar da yine cins isim olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bakmak, görmek, demek, başarma, dalış gibi. Şimdi de özel isimden bahsedelim. Geniş bir kavram, ayrıntılara ineceğimiz bir kavram, özel isim. Az önce tür isminden bahsederken çanta örneğini verdik. Benim derslerimde sürekli kullandığım ve kendimi siper ettiğim bir örneğim var. Türkiye'nin herhangi bir yerine gittiğinizde, Hakkari'de bir kahvehaneye girdiğinizde veya bir sınıfa girdiğinizde, ağaç, öküz ya da odun dediğinizde herkesin aklında bir görüntü belirir. Bir öküz görüntüsü, bir ağaç görüntüsü, bir odun görüntüsü. Ama siz Haluk Seyit dediğinizde o kahvehanede veya sınıfta, Hakkari'deki, Trabzon'daki, Edirne'deki, Antalya'daki fark etmez. Haluk Seyit dediğinizde insanların aklında herhangi bir görüntü belirmeyecektir. Çünkü Haluk Seyit özel bir isimdir. Özel bir kişiyi kavramaktadır, tıpkı sizlerin ismi gibi. Düşünün ki bir odunu herkes görüntü olarak kafasında canlandırabiliyorken, Haluk Seyit'i özel olduğu için sadece tanıyanlar ve bilenler kafasında canlandırabiliyor. Bu anlamda özel adın ayırt ediciliği söz konusudur arkadaşlar. Şimdi kendimi harcadıktan sonra özel adın klasikleşmiş tanımını yapabiliriz. Başka benzeri olmayan, verdikleri varlığa özgü nitelikler taşıyan adlardır. Verildikleri varlığa özgü nitelikler taşıyan adlardır. Özür dilerim. Şimdi Müge bu aralar sınav için çok çalışıyor. Müge burada bir insan ismidir. İnsanlara verilen isimler özeldir. Ne kadar mesela ikizler var değil mi? Birbirine DNA adına çok yakın olan varlıklar, insanlar. Ama onların dahi bilimsel olarak birbirinden ayrılan noktaları söz konusudur. Yani her insan özeldir. Tıpkı bir parmak izini düşünün. Yani milyarlarca insan var ama her birinin parmak izi farklı. Bunun gibi. Ne kadar birbirine benzese de aynı olması mümkün değil. Bir Müge daha yaratamayız, örnekte olduğu gibi. Bu yıl Adana'da pamuk üretimi fazlaydı. Dikkat edin, Adana bizim ilimiz. Yeryüzünde bir tane, başka yok. Eşi benzeri söz konusu değil. Ama pamuk dediğimizde pamuk genel bir ifadedir. Bu nedenle cins ismidir. Az önceki konuya atıfta bulunursak eğer. Kızılay Meydanı'nda bayram şenlikleri yapıldı. Kızılay Meydanı. Dikkat edin bu ifade. Bu meydan tektir. Başka ötesi yoktur. Aynı isimle başka bir meydana da aynı isim verilse dahi arkadaşlar, bununla o meydan eş tutulamaz.
Yani Türkiye'de belki yüzlerce, binlerce Mehmet vardır. Ama bunların birbirinden yine de ayırt ediciliği, farklılığı vardır. Benzeyenler kelimelerdir, seslerdir. Bunu netleştirelim. Kendisine hediye edilen kediye Tekir adını koydu. Bu örneğe özellikle dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Tekir ifadesini. Tekir, kediye verilen isim. Kediye bir isim verdik. Artık o kedinin ismi olduğu için, o kediyi özelleştirdiği için özel isimdir. Fakat aynı şekilde kedi sözcüğüne dikkat edin. Tüm dünyadaki kedileri kapsayan, ifade eden bir sözcük olduğu için tür ismidir. Ama bizim kedimize verilen isim Tekir olduğunda artık Tekir sözcüğü özel bir isimdir arkadaşlar. İngilizcenin yanı sıra Almanca da öğrenmek istiyorum. Dil isimleri. Bunlar özeldir arkadaşlar. Şimdi özel adın kullanım yerlerinden kısaca ve bol örnekle bahsedelim. Kişi adları. Sizlerin adlarınız veya ünlüler, Atatürk, Köroğlu gibi. Hayvan adları. Karabaş, az önce bahsettiğimiz gibi Tekir, Pamuk, Sarı Kız. Bu ifadelere dikkat edelim yalnız. Burada bir nottan bahsetmek istiyorum. Cins isimler her zaman cins olarak kalmayabilir. Cümledeki kullanımına göre özelleşebilir. Örnekte olduğu gibi pamuk. Pamuk normalde kelime anlamı açısından baktığımızda tür ismidir. Yani cins isimdir. Fakat biz kedimize pamuk ismini taktığımızda artık mesela pamuk sobanın yanında uyukluyor dediğimizde pamuk burada bizim kedimize taktığımız bir isim olduğu için özel isim olmuştur diyebiliriz. Bu nedenle büyük harflerde yazılması gerekir. Yer adları kesinlikle özeldir. Ankara, Kırıkkale, Zile, Karadeniz, bölgesel adlar da dahil buraya. Din, mezhep, tarikat adları, Türkçe, Müslümanlık, Hanefilik, Mevlevilik gibi. Ulus adları, Türkler, Araplar, Pakistanlılar. Kıta, ülke, şehir adları, Avrupa, Türkiye, Ankara gibi. Kitap, dergi, gazete adları, atasözleri ve deyimler sözlüğü, Türk Dili Dergisi, Cumhuriyet Gazetesi, Zaman Gazetesi, Vatan Gazetesi gibi. Gazeteler arasında ayrım yapmadığımızda hissettirmek adına ekleme gereği hissettim burada. Cadde, sokak, apartman adları. Atatürk Bulvarı, Koza Sokak, Nilay Apartmanı gibi. Apartmanlara isim verildiği anda o apartmanlar özelleşmiştir. Eşi benzeri yoktur. Kurum, dernek, okul ve benzeri adları. Türk Dil Kurumu, Kızılay, Tıp Fakültesi gibi. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adları. Türk Medeni Kanunu diyoruz, değil mi? Türk Medeni Kanunu. Telif hakkı, yayın ve satış yönetmeliği. Yapı, anıt, taşıt adları. Beylerbeyi Sarayı, Bilge Kağan Anıtı, Savarona Yatı. Milli ve dini bayram adları. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Dikkat edin. Her biri büyük harfle yazılıyor. Ramazan Bayramı, Anneler Günü şeklinde. Gün sözcüğü normalde cins isimdir, küçük yazılır. Fakat bu tip özel isimlerin ardından geldiğinde kesinlikle büyük harfle yazılır arkadaşlar. Bu da bir yazım bilgisidir. Tarihi olay, çağ, dönem adları. Kurtuluş Savaşı, Orta Çağ derken, Cumhuriyet dönemi mesela Türk Edebiyatı derken büyük harfle yazılır çünkü bir dönemden bahsediyoruz burada. Coğrafya ile ilgili gezegen, kıta, bölge, ova, dağ, deniz, göl, nehir adları arkadaşlar. Onlar özel kavramlardır. Örnek Van Gölü arkadaşlar. Dikkat edin, G büyük yazıldı. Göl normalde cins isimdir. Fakat Van Gölü dediğimizde Van diye bir şehrimiz var. Oradaki bir gölü Van şehri ile karıştırmamak adına G de büyük harfle yazılır, yani özelleşir arkadaşlar. Gök cisimlerinin adları: Dünya, Güneş, Ay, Uranüs gibi. Diğer dillerde olduğu gibi Türkçe'de de özel isimler, özellikle de kişi adları genellikle tür adından gelmedir arkadaşlar. Barış, Bilge, Utku, Deniz. Az önce bahsettiğim mesele aslında. Hayvanlara verildiği gibi hani isimlere de bu tarz cins isimler verilmektedir. Bunlar
insanlara verildiği anda özelleşmektedir. Bunda herhangi bir sakınca yoktur. Yakıştığını düşündüğümüz sürece böyle bir eylem gerçekleştirebiliriz. Şimdi de varlıkların oluşlarına göre isimlerden bahsedelim arkadaşlar. İlk olarak somut isimden, somut addan bahsedeceğiz. Somut arkadaşlar, ifademize dikkat edelim lütfen. Birazdan da tanım ekrana gelecek. Fakat ben ondan önce kendi cümlelerimle, kelimelerimle tanımımı gerçekleştirmek istiyorum. Beş duyu organımızla, beş duyu organımızdan herhangi biriyle, herhangi biriyle varlığını kanıtlayabildiğimiz varlıklar, kavramlar somut isim olarak adlandırılır arkadaşlar. Tanımımıza bakalım şimdi de. Beş duyudan biri veya birkaçı ile kavranan, algılanan, maddi varlıklara verilen addır. Örnek olarak insan. Bir insanı rahatlıkla görebiliriz. İnsan kavramını, insan olarak adlandırdığımız varlığı görebiliriz, dokunabiliriz ona. Bulut, yağmur, kedi, iğne, kayık, dağ, çiçek, ışık, okul, tarla gibi örnekleri verebiliriz arkadaşlar. Mesela cümle üzerinden gidersek eğer. Rüzgardan ağacın dalları yere değiyordu. Rüzgar arkadaşlar. Tenimize değdiğinde rüzgarı dokunma duyusuyla rahatlıkla hissedebiliriz. Ağacın dalları aynı şekilde görebiliriz, dokunabiliriz. Koklayabiliriz hatta eğer üzerinde meyve varsa veya çiçekleri açmışsa. Dalları yere değiyordu. Dal, dokunulabilir. Hatta biraz daha abartırsak eğer tadına dahi bakabiliriz. Yer aynı şekilde görülebilir, dokunulabilir. Duyu organlarımızdan herhangi birisiyle varlığını kanıtlamamız bizim için yeterlidir. Yemeğin kokusu buraya kadar geliyor. Yemek tadılabilir. Kokusundan bahsediyor zaten. Dikkat edin, koklanabilir, görülüyor. Hatta dokunabiliriz ve böylece sıcak olup olmadığını rahatlıkla fark edebiliriz. Kokusu buraya kadar geliyor dediğimizde yine aynı şekilde kelime başlı başına zaten koku duyusuna, koklama duyusuna hitap etmektedir arkadaşlar. Deniz mevsimi yaklaştı. Görebiliriz, içine girip yüzebiliriz. Yani dokunma duyumuza hitap eder. Bu şekilde rahatlıkla varlığını, deniz kavramının varlığını kanıtlayabiliriz. O zaman bu isimler somut isimdir arkadaşlar. Şimdi de soyut isimden bahsedelim. Somut isimde şunu dediysek tanım sırasında, beş duyu organımızdan herhangi biriyle, en azından herhangi biriyle varlığını kanıtladığımız kavramlara somut isim diyorduk. Onlara verdiğimiz isimlere somut isim diyorduk. O zaman burada beş duyu organımızdan herhangi biriyle varlığını kanıtlayamadığımız kavramları karşılayan isimlerden bahsedeceğiz. Herhangi biriyle kanıtlayamayacağız. Tanımımıza bakalım. Zihinde belli bir görüntü canlandırmayan, beş duyu organlarıyla algılanamayan, varlığı düşünce yoluyla kabul edilen, dikkat edin, varlığı sadece düşünce yoluyla kabul edilen isimlerdir. İnsanlık, insanlık kavramını göremeyiz. Töre, hak, erdem, iyimserlik, iyimserlik bunlar duygulardır değil mi? İnat, güzellik, bilgi yine aynı şekilde. Örnekler üzerinden gidelim. Özgürlüğün olmadığı yerde düşünce olmaz. Düşünce kavramını nasıl kanıtlayabiliriz? Somut anlamda nasıl kanıtlayabiliriz duyu organlarımızla? Düşünce kavramına dokunabilir miyiz? Düşünceyi koklayabilir veya tadına bakabilir miyiz? Mümkün değil. Diğer kelimelerimize de bu açıdan yaklaşırsanız sevinirim. Kötümserlik, umut yine diğer soyut isim örneklerimiz. Gerçek anlamıyla somut bir kavramın adı olan kimi sözcükler, mecaz anlamıyla soyut bir kavramın adını alabilir arkadaşlar. Yüreğimde bir ağrı var. Şimdi yüreğimde bir ağrı var dediğimizde burada yürekle kastedilen kalptir. Kalp, ameliyat düşünürseniz ameliyat görüntüsünü dokunulabilir, müdahale edilebilir. Hatta bizim yaşamamıza neden olan ve düzenli bir ritim içerisinde atan
organımızdır arkadaşlar. Fakat başka bir cümleye baktım. Bu anlamda somut isimdir. Bu cümledeki kullanımıyla. Başka bir cümledeki kullanımına bakalım şimdi de. Onda mangal gibi yürek var dediğimizde. Burada kişinin cesareti, korkusuzluğu ifade edilmeye çalışılıyor. Bu anlamda buradaki yürek sözcüğümüz arkadaşlar soyut anlamda kullanılır. Cesaret. Çünkü gözle görülebilir bir şey değildir. Dokunulabilir, tadılabilir bir şey değildir. Bu bir histir. Bu nedenle hissedilir. Kişilerin yürekli olduğu, cesaretli olduğu. Kara bir keçileri vardı. Arkadaşlar, kara bir keçileri vardı. Bu beslenilen hayvan anlamında kullanıldığı için, canlı olduğu için görülebilir. Hatta tadına bakılabilir kesildikten sonra tabii. O ne keçidir bilemezsiniz ifadesindeki keçi ise arkadaşlar inatçılığın simgesidir. Bu anlamda inatçılığı simgelediği için, onun yerini tuttuğu için buradaki keçi ifadesi soyuttur arkadaşlar. Çünkü bir duyguyu, bir davranış biçimini ifade etmektedir. Varlıkların sayılarına göre adlardan, isimlerden bahsedeceğiz şimdi de. Sayılarına göre dediğimizde tabi az önce tabloda ifade etmiştik hatırlarsanız. Tekil isim, çoğul isim ve topluluk isimlerinden bahsedeceğiz. Tekil isim denildiğinde ilk aklımıza gelmesi gereken şey ismimiz ler çoğul ekini almayacak arkadaşlar. Ler çoğul ekini almayacak. Yalın halde bulunacak bu anlamda. Bu eki almadan karşımıza çıkacak. Ve anlamsal açıdan da tek bir varlığı, tek bir kavramı karşılayacak. Ev, genç, çocuk, gözlük, güneş gibi örnekleri verebiliriz. Dikkat edin bu isimler ler ekini almamıştır ve söylendiğinde de tek bir kavramı, tek bir varlığı karşılamaktadır. Bu nedenle tekil isim olarak kabul görür. Pencerenin önündeki ağacı kesmişler. Pencerenin ler ekini almamış ve pencere denildiğinde tek bir varlık aklımıza geliyor. Ağacı denildiğinde de aynı şekilde tek bir ağaç kastediliyor. Lütfen kalemi bana uzatır mısın dediğimizde de ler ekini almadığını görüyoruz ismimizin. Dolap tıka basa doluydu. Dolap ismimizde ler ekini almamış ve tek bir kavramı karşılamaktadır. Şimdi de çoğul isimden bahsedelim. Az önce aslında tekil isimden bahsederken çoğul ismin de tanımını yapmış olduk. Yani Türkçe'de isimler larler ekini aldığında çoğul isim olarak adlandırılırlar. Evler, birden fazla evden bahsediyoruz burada. Sandıklar, sayısal anlamda birden fazla olduğunu, çok olduğunu yani çoğul olduğunu ifade ediyoruz arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken ve yanılmamamız gereken mesele şudur arkadaşlar. Örneğin, gönüller dediğimizde. Burada soyut bir kavramdan bahsediyoruz. Varlıkların oluşlarına göre açısından düşündüğümüzde. Varlıklara verilişlerine göre de düşündüğümüzde de cins bir isimden bahsediyoruz. Gönül kavramıyla. Yani biz çöple samanı birbirinden ayırt edeceğiz arkadaşlar. Varlıkların sayılarına göre incelememiz istendiğinde tekil, çoğul ve topluluk ismi olarak değerlendireceğiz. Varlıklara verilişlerine göre değerlendirmemiz istendiğinde de bu sefer tür ve özel isim olarak değerlendireceğiz. Diğer kategorileri de biliyorsunuz zaten. Bahsettik ve bahsedeceğimiz kavramlar var. Bunları birbirinden ayırmamız gerekiyor. Sevgiler yine aynı şekilde çoğul eki almıştır. Ler ekini, güzeller, çocuklar derken de larler ekini aldığını görüyoruz. Cümle üzerinden bakalım bir de örneklerimize, kavramımıza. Kuşları beslemek için yem aldım. Sözlerinden bir anlam çıkaramadım. Testteki soruların hepsini doğru yanıtlamış. Kuşları derken birden fazla kuştan bahsediyoruz. Sözler derken belki bir paragraftan, birkaç paragraftan bahsediyoruz. Sorular derken de yine soru sayısının birden fazla olduğunu ifade ediyor arkadaşlar. Bu anlamda larler eklerinde aldığını, yapısal anlamda bu ekleri taşıdığını rahatlıkla görebiliyorsunuz. Zaten çoğul isim diyebilmemiz için bu ekleri kesinlikle alması gerekiyor arkadaşlar.
Şimdi de topluluk adından bahsedeceğiz. Topluluk adı yapısal açıdan düşündüğümüzde tekildir. Yani larlar ekini almaz. Fakat anlamsal açıdan baktığımızda birden fazla varlığı karşılar. Yani anlamsal açıdan çoğuldur. O zaman şöyle diyebiliriz arkadaşlar rahatlıkla. Yapı açısından tekil, anlam açısından çoğul olan isimlerdir. Topluluk adlarında biçimce tekillik, anlamca çoğulluk söz konusudur başka bir ifadeyle söylersek eğer. Mesela millet kelimesi. Millet ismi yapısal açıdan baktığımızda larlar ekini almadığı için tekildir. Fakat millet kavramı içerisinde düşündüğümüzde, aklımızda, zihnimizde oluşturmaya çalıştığımızda tek bir kavramdan, tek bir varlıktan bahsetmiyoruz. Millet kavramının oluşabilmesi için yüzlerce, binlerce insanın var olması gerekir. Yine aynı şekilde ordu, kafile, halk, orman, sürü, ulus, kurul, kurultay. Bu kelimelerden ordu ve sürü kelimelerini inceleyelim. Ordu, larlar ekini almamış. Bu anlamda tekil isme benziyor. Fakat anlamına baktığımızda, mesela bir kişi, bir asker olduğunda, bize doğru geldiğinde ordu geliyor der miyiz? Ya da bir tane hayvanımız var. Örneğin bir ineğimiz var. Sürüm var diyebilir miyiz? Bu açıdan düşündüğümüzde bu sözcükler larlar ekini almamıştır. Fakat tekil de değildir. Çünkü anlam açısından birden fazla varlığı karşılamaktadır. Aynı türden birden çok topluluk anlatılmak istenirse topluluk adına çoğul eki getirilebilir. Örneğin ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri derken birden fazla ordu olduğunu ifade etmek için topluluk ismimize lar ekini getirebiliriz. Çobanlar sürülerini, sürü az önce incelediğimiz kelime, sürü kelimesine ler ekini getirebiliriz arkadaşlar. Onun bu topluluk adının çoğul olduğunu göstermek adına. Bazı topluluk adları mecazi mürsel yani ad aktarması yoluyla yapı ya da yapının bir bölümü anlamında tekil isim olarak da kullanılabilir. Bu türden isimlerin tekil ad mı, topluluk adı mı olduğu bağlamdan yani kullanımından cümleye göre değişir ve oraya bakarak rahatlıkla anlaşılabilir. Sınıfta kim var dediğimizde, sınıf kelimesi burada mekan anlamında kullanıldığı için tekildir arkadaşlar. Çünkü mekansal anlamda bir sınıf vardır. Fakat bu sınıf çok başarılı dediğimizde, burada kastedilen arkadaşlar sınıf içerisindeki öğrenciler olduğu için buradaki sınıf ismimiz topluluk adıdır arkadaşlar. Yapı bakımından tekildir, anlam açısından birden fazla öğrenciyi karşıladığı için çoğuldur. Yani tanımımıza baktığımızda topluluk adını karşılamaktadır. Okul yazın onarılacak dediğimizde arkadaşlar dikkat edelim. Okul yazın onarılacak. Mekansal bir durum burada söz konusu. Bu nedenle tek bir okuldan bahsediyoruz. O zaman tekildir. Okul geziye çıkmış dediğimizde ise burada bina kastedilmemektedir. Okul ile kastedilen okuldaki öğrencilerdir. Bu nedenle topluluk adı olarak karşımıza çıkmaktadır. Birden fazla varlığı karşıladığı için arkadaşlar. Yapılarına göre isimlerden bahsedelim şimdi de biraz. İlk olarak basit isimden, basit addan bahsedeceğiz. Çok adı gibi çok basit bir tanımı var arkadaşlar. İsmimiz kök halindeyse, kök artı hal eklerini, isim çekim eklerini almışsa veya basit isim olarak adlandırılır arkadaşlar. Basit isimler kesinlikle yapım eki almazlar. Bunu asla göz ardı etmeyelim. Bir isimde yapım eki varsa o basit değildir. İfademize, tanımımıza dikkat edelim. Yapım eki almamış. Başka bir sözcükle de birleşerek birleşik yapı oluşturmamış isimlerdir. Örnek. Kitaplarımı çantaya yerleştirdim. Burada inceleyeceğimiz iki tane kelime olabilir. Kitaplarımı
ve çantaya kelimesini rahatlıkla inceleyebiliriz. Kitaplarımı kelimesinin kökü kitaptır arkadaşlar. Kitap sözcüğü lar çoğul ekini almıştır. Çoğul ekini alabilir. Bunda herhangi bir sakınca yoktur. Çoğul eki yani çekim eki, isim çekim eki bizim ismimizin yapısını değiştirmez. Yapım eki almadığı sürece. Bu anlamda herhangi bir sorun yok. Kitaplarım dediğimizde de ım ekini yani benim kitaplarım anlamında olduğu için iyilik eki aldığını, birinci teklik şahıs iyilik eki aldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Sondaki ı eki ise kitaplarımı derken neyi yerleştirdim? Kitaplarımı yerleştirdim. Neyi kimi sorusuna cevap veriyor yükleme sorduğumuz? Neyi kimi sorusuna cevap veriyor? Dikkat edelim. Buradaki ı da belirtme hal ekidir arkadaşlar. Belirtme durum ekidir. Bu anlamda baktığımızda ismimiz 3 tane ek almış. Fakat aldığı 3 ek de çekim ekidir, isim çekim ekidir. Bu nedenle ismin yapısında herhangi bir değişikliğe neden olmamıştır. Basit yapılı bir isimle karşı karşıyayız arkadaşlar. Şimdi çantaya ismine de bakmanızı istiyorum. Çantaya isminin kökü çantadır arkadaşlar. Çanta ismine A eki, yönelme hal eki olan A eki getirilmeye kalkılmış. Bu nedenle iki ünlü yan yana gelemeyeceği için Türkçenin kuralına göre araya Y sesi girmiş arkadaşlar. Kaynaştırma harfi, yaşasın olarak kodladığımız YŞSN seslerinden biri girmiş. A2'nin yönelme eki olduğunu söyledik. Yani isim çekim eki olduğunu söyledik. Çantaya kelimesi de ismi de basit isimdir bu anlamda. Yapım eki almadığı için. Kaza gözümün önünden gitmiyor derken. Şimdi burada iki tane kelimeyi inceleyelim beraber. Gözümün önünden isimlerini inceleyelim. Göz ismine gözüm şeklinde bir ek gelmiş. Gözüm, benim gözüm anlamında. Aitlik belirtiyor. Birinci teklik şahıs iyelik ekidir. Ardından ün eki gelmiş. Bunu isim tamlamaları konusunda ve hal ekleri videomuzda ayrıntılarıyla bahsetmiştik. Bunun ilgi eki olduğunu, ilgi durumu olduğunu, başka bir ifadeyle de ekranda gördüğünüz gibi tamlayan eki olduğunu söylemiştik. Belirtili isim tamlaması kurmaya yarıyordu bu ekimiz. Gözümün kelimesindeki göz ismi iki tane ek almış ve ikisi de isim çekim ekidir. Yani yapım eki değildir. Bu nedenle bu ismimiz basit yapıldır. Önünden ismini şimdi de inceleyelim. Ön ismi gözümün önü şeklinde. Üçüncü teklik şahıs iyilik ekini almış. Ardından bir tane kaynaştırma harfimiz var. Onun üzerine de den ayrılma hal eki gelmiş arkadaşlar. Aldığı eklerin tamamı çekim ekidir. Bu anlamda yine ön ismi de basit yapılıdır arkadaşlar. Şimdi de türemiş isimden bahsedelim. Türemiş isim az önce basit ismini tanımlarken, örneklerini verirken zaten yeterince açıkladık sanırım. Türemiş isim yapım eki almış isimdir. Türkçe'de isim türetmede iki çeşit yapım eki kullanılmaktadır. İsimden isim, fiilden isim türeten yapım ekleri. Şimdi bunu örnekleriyle beraber inceleyelim arkadaşlar. Köken bakımından an-en eki, köken bakımından sözcükleri inceliyoruz. Dikkat edin, kök isminin üzerine yeni bir ek gelmiş ve yeni bir kavram oluşturulmuş. Yapım eklerinin en önemli özelliği buydu. Başka bir kavramı karşılayan isimler oluşturuyorlardı veya fiiller oluşturuyorlardı. C-C eki var. Türk isminin üzerine C eki getirilmiş. Türkçe dersinde yapı bilgisini işleyeceğiz derken. Türk başka bir şey, Türkçe başka bir şeydir. Türk bir ırk, millet ismidir arkadaşlar. Türkçe ise o milletin, o ırkın kullandığı dile verilen addır. Yapım ekleri yeni kavramlar oluştururlar. Bu anlamda biraz hızlanacağım arkadaşlar, sıkıcılığı önlemek adına. Vatan isminin üzerine daş eki getirilmiş. Yine lıklık bir diğer yapım ekimiz, isimden isim yapım ekimiz.
Başlık mesela. Baş isminin üzerine başlık eki getirilmiş ve başlık ismi oluşturulmuş. Bir isimden, baş isminden başlık ismi oluşturulmuş. O zaman bu lık isimden isim yapımı ekidir arkadaşlar. Incı, inci. Bir inci. Bir isminin üzerine ince eki getirilmiş. Ve yine bir isim oluşturulmuş. Yani bu nedenle ince ekine isimden isim yapım eki diyeceğiz arkadaşlar. Sal, sel ekimiz. Kum isminden kumsal, yani kumun bolca bulunduğu yer anlamında kumsal ismi oluşturulmuştur arkadaşlar. T ekimiz var. Yaş isminden yaşıt kelimesini doğuran, ismini doğuran T eki. Şimdi de fiilden isim türeten yapım eklerine bakalım beraber. Fiilden isim türeten yapım eklerinden tabi bazılarına burada yer verebileceğiz. Çünkü uzunca bir başlık. Bunu da kelimede yapı konusunda anlatacağımızın sözünü verebiliriz ilerleyen dönemlerde. AE arkadaşlar. Doğmak fiilinin üzerine A getiriyoruz ve doğa ismini oluşturuyoruz. Aracın sileceklerini kim ters çevirdi derken silmek fiilinin üzerine ecek ekini getiriyoruz ve silecek ismini oluşturuyoruz arkadaşlar. Silme görevini yerine getiren silecek ismini oluşturuyoruz. Gı, gi ekimize bakalım. Meydanda büyük bir coşku vardı. Coşmak fiilinin üzerine gı, gı, gi, gu, gü ekinden uygun olanı getirdik ve coşku ismini oluşturduk arkadaşlar. Burada şunun tereddütü içerisine düşen arkadaşlar olabilir. Ku ekiyle karşı karşıyayız. Gı-gi'den bahsediyorduk. Coşmak fiilindeki son harfe dikkat edelim. Ş. Kuralımızı hatırlayalım. Fıstıkçı şahap şeklinde kodladığımız sesler vardı. Bu seslerle biten kelimelere yumuşak bir ünsüz getirdiğimizde onun sertleşebildiğini daha önce ses benzeşmesi konusunda anlatmıştık veya sizler bir şekilde öğrenmiştiniz. Bu kuraldan kaynaklı ses benzeşmesine uğramaktadır ekimiz. In eki basmaktan basın ismini oluşturur. M eki çiftçiler bol verim aldı pamuktan bu yıl derken vermekten verim. Mık mik eki kıymaktan kıymık ismini oluşturmuştur. Saksek ekine bakalım. Burada kelime yanlışımız var. Tutsak olması gerekiyordu. Tuk olmuş. Bir hata var. Basım hatası var. Tutmaktan tutsak. Tı ti ekimizde ürpermekten ürperti şeklinde bir isim oluşturmaktadır diyebiliriz. Şimdi de birleşik isimlere ve onların birleşimini nasıl gerçekleştirdiği ile ilgili ayrıntılara göz gezdirelim. Birleşik isim denildiğinde adı üstünde birkaç kelimenin bir araya gelerek yapısal anlamda kalıplaşarak, anlamsal anlamda kalıplaşarak tek bir isim görünümünde kullanılması, sahaya çıkması olarak tanımlanabilir. Ekranda kitabi tanımımız yer alıyor. İki ya da daha çok adın birleşerek kalıplaşmasıyla oluşur. Tek bir ad gibi, tek bir isim gibi kullanılır. Örnekler üzerinden daha iyi anlayabiliriz. Mesela basım evi, aşçı başı, cuma ertesi, cumartesi, gece kondu, güne bakan, sütlaç, sütlü aş, hanım eli şeklinde örneklerimiz var. İki kelimenin öyle veya böyle birleştiğini görüyoruz. Şimdi bu birleşimin bazı hususları, ayrıntıları var. Onlara biraz da göz gezdirelim. Sıfatla bir ismin birleşmesiyle oluşabilir mesela. Akdeniz. Nasıl deniz? Akdeniz. Niteleme sıfatı olan bir kelime var. Ak kelimesi, beyaz anlamında. Ve denizi niteliyor. Bu birleşmiş Akdeniz birleşik ismini oluşturmuş. Güzel yalı. Nasıl yalı? Güzel yalı. Yeni mahalle Karadut.
nasıl dut, kara dut şeklinde rahatlıkla görebiliyoruz buradaki sıfatı ve ismi. Sıfat damlaması vardır burada diyebiliriz hatta birleşim açısından düşündüğümüzde. Belirtisiz isim damlaması arkadaşlar biçiminde oluşturulabilir. Örneğin deve tabanı. Dikkat edin. Ne tabanı? Deve tabanı. Buradaki iyilik ekini görmezlikten gelemeyiz. Yavru ağzı, onun ağzı şeklinde düşünebilirsiniz. Şuradaki ığımız iyilik ekidir. Fil dişi. Aynı şekilde hani ne dişi şeklinde de sorabilirsiniz. Şuradaki iki ismi görüp iyilik eki vardır tamlananda deyip de belirtisiz isim tamlaması şeklinde oluşturulmuş sonucuna rahatlıkla varabilirsiniz. Akşamüstü yine aynı şekilde iyilik eki vardır. Çekimli iki fiilin birleşmesiyle. Çekimli fiil demek kip eki ve şahıs eki almış olan fiil demektir. Biçer döver. Kaptı, kaçtı. Dikkat edin. Bir biçer döver de geniş zaman ekimiz var. Kaptı kaçtı da görülen geçmiş zaman ekimiz var. Uçtu uçtu. Yine aynı şekilde görülen geçmiş zaman ekini almış. Bir isimle çekimli fiilin birleşmesiyle. Bir isimle çekimli fiilin birleşmesi sonucu birleşik isim oluşabilir. Gece ismiyle kondu çekimli fiili birleşmiş. Külbastı, hünkâr, beğendi şeklinde düşünebilirsiniz. Hünkâr isimdir. Beğendi ise beğenmekten çekimli fiildir arkadaşlar. Görülen geçmiş zaman ekini almıştır. İyelik eki almış bir isimle bir sıfatın birleşmesi sonucu olabilir. Karnı yarık arkadaşlar dikkat edin. Onun karnı anlamında şuradaki ı iyelik ekidir. Baldırı kara. Dikkat edin. Kara ifadesi sıfattır. Yarık ifadesi sıfattır. Kelime olarak düşündüğümüzde. İşte kara gün. Nasıl gün? Kara gün şeklinde düşünebilirsiniz. Baldırı derken de onun baldırı anlamında bir iyelik eki vardır. Aitlik eki vardır ismimizde. İyelik eki almış bir isim ve fiil birleşmiştir. İyelik eki almış bir isimle bir sıfatın birleşmesi. Az önce bunu ifade ettik. Yalın durumundaki iki ismin birleşmesiyle şeklinde düşünebiliriz. Güney, batı. Bey, efendi. Beşik, taş şeklinde herhangi bir ek almamış isimlerin bir araya gelmesiyle. Ünvan gruplarının kaynaşmasıyla diyebiliriz. Necati Bey. Bey burada ünvan grubudur. Bayram Paşa derken paşa ünvandır. Birleşerek oluşabilir. Bir isimle bir sıfat fiilin kalıplaşmasıyla. Sıfat fiil. Anası mezar dikecekmiş. Kodlamamızı hatırlayalım. Bir isimle bir sıfat fiil. Ağaç ismiyle kakan, kakmaktan kakan sıfat fiili nin birleşimi gibi. Gün görmüş ve can kurtaran ismi şeklinde olabilir. Kurtaran burada sıfat fiilimiz. Yansımaların birleşmesiyle yansımalar biliyorsunuz doğada çıkan seslerin kelimeye dökülmüş, sese dökülmüş halidir diyebiliriz. Pır pır, çıt çıt, gır gır, hırgür sözcükleri bu şekilde kabul edilebilir. Ses düşmesi yoluyla birleşir sözcüklerimiz. Cumartesi örneğini verirken zaten ifade ettim. Kayın, ana derken yine aynı şekilde ses düşmesine maruz kaldığı için sözcüğümüz birleşik olarak ifade edilir. Anlamlarına göre adlardan bahsedeceğiz son olarak. Şemamızı da hatırlarsanız eğer. Burada küçültmeli adlardan bahsedeceğiz. Çok kolay bir başlık arkadaşlar. Eklerimizden kısaca bahsedelim. Cakçek, cıkçık, cukçuk, cace ve benzeşmeye uğrarsa eğer çaçe, cağız, ceyiz, ımsı, imsi, ımtırak şeklinde eklerimizi alması gerekiyor ismimizin. Ve bunlardan birini alarak karşıladığı varlığı küçük, ufak gösterecek. Bu şekilde aktaracak bize. Bu tip isimlere
küçültmeli at denir arkadaşlar. Örnek üzerinden gidelim isterseniz. Bunlar da azımsama, yetersizlik, acıma, sevgi, alay ve benzeri anlamlar olduğunu da söyleyeyim. İki göz bir evcikte. Dikkat edin. Küçültme. Evin küçük olduğunu, metrekaresinin küçük olduğunu ifade ediyor. Ev isminin üzerine gelmiş. Evcik. Küçültmeli addan bahsediyoruz burada. Yavrucak. Daha çocuğumuzun küçük olduğunu hissettirmek için ve tabi soğuk havada kaldığını ifade ederken cümlenin devamında acıma duygusu vermektedir. Yaşamak var, yaşamacık var arkadaşlar. Yaşamacık var. Burada da küçümseme anlamı var. Yani bir kişinin, bir tarafın aslında yaşamayı bilmediğini ve onun küçümsediğini ifade ediyor. Saçındaki toka morumsuydu. Mor değildi. Morumsuydu. Yani bir benzerlik vardı. Bir yakınlık vardı anlamında. Anneciğim benim için neler yapmaz ki? Anne isminin üzerine cik getirilmiş ve sevgi ifade edilmiş arkadaşlar. Bir notumuz var. Bu konuya dikkat edelim. Küçültme ekini alan bazı isimler, bazı sözcükler somut varlıklara kalıcı isim olabilirler. Bu anlamda küçültme anlamını kaybettiği için küçültme ismi olarak kabul görmezler arkadaşlar. Bu anlamdan sıyrılırlar. Örneğin maymuncuk burada bir anahtar türünü karşılamaktadır. Maymun isminin üzerine getirilen cuk eki bunu sağlamaktadır. Yılancık derken bir tür hastalık, gelincik derken burada bir hayvan adından bahsediyoruz veya bir çiçek adından bahsediyoruz. Bademcik derken bir organdan, elmacık derken bir kemikten, tatarcık derken küçük bir sinek türünden bahsediyoruz. Artık bir varlığa, bir kavrama verilen addan, kalıcı addan bahsediyoruz. Buradaki ekimiz bu anlamda küçültme anlamı vermediği için, kalıcı isim oluşturduğu için arkadaşlar yapım eki olarak kabul görür. Küçültme eki olarak kabul görmez. Küçültme ismi olarak düşünmemiz mümkün değildir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur bu videomuz. İyi günler.